Bizde tabii ki 6-1 gibi bir skor olunca e, önemli manşetler atmışlar. İşte Muslera o kadar önemli bir oyuncu ki Muslera döndü diye atsan gider. Bak 6 golle kazanılmış evet. bir Galatasaray galibiyetinin arkasından Galatasaray'ın kalecisinin dönüşü. Mesela şuraya foto maç fanatik böyle yazsaydı Muslera döndü diye yadırgar mıydın? Muslera döndü ya 6-1 6-1 boş versen. Evet. sen Muslera döndü. Evet. Çok büyük olay. Galatasaray için önemli bir tam e, düşüşe geçilen bir ortamda önemli bir galibiyet oldu ve Muslera'nın dönüşü de bunu perçinledi. Peki Sabah gazetesi 21. sayfa. Sabah. Ömer 21. Ründül e, yazısından bir e, bölümü seslendirelim. Dün gece görüldü ki başta en önemli yetenek Arda olmak üzere diğer önemli isimler Feguli, Babel, Emrah Baba gibi oyuncular fizik açıdan hazır değillerdi. Ama işi bilen oyunculardı. Kesinlikle. Rakip de her türlü imkanı verince onlar da işlerini en doğru şekilde yaptılar. Bu kadar önemli eksiklerle ve hazır olmayan oyuncularla alınan 3 puan ve farklı galibiyet başarı sayılmalıdır. Ama dünkü görüntü hafta sonu Malatya deplasmanı için geçerli değil. Tahmin ediyorum Terim zor deplasmana dün geceki takım tertibiyle başlamayacak. Bence de başlamayacak. Açıkçası Yalçın Koşukovak öyle bir denizde 11'i sahaya sürmüş ki... Tam Galatasaray'ın 11'i belli oldu Mustafa. Galatasaray resmi hesaplarından paylaşıldı. Zaten Galatasaray muhabirleri de öncesinde 3 aşağı 5 yukarı benzer bir 11 söylüyordu ama 11'e baktım. Bak ligde en alt sıralardan kurtulmaya çalışan bir takım da iç sahada oynamasına rağmen ne acaba dedim hani formsuz olan tepki gören şu Emrah Baba yerine Etobo mu oynasaydı diye böyle bir kafamdan geçirirken Denizli'nin kadrosunu bir gördüm. Hani Yalçın kavak herhalde Galatasaray'la oynayacağının farkında değil. Ben öyle düşünüyorum. Çok cüretken bir 11'di. Galatasaray yorulmadan, terlemeden, öyle ağım şağım işler yapmadan rahat rahat altı attı. Evet. Yani e, zaten bir çırpıda maç elinden kaçtı Denizli Spor'un. Yani o kadar da cüretkar olması bana çok enteresan geldi. Denizli'de işler iyi gitmiyor. Son 5 maç... Çok sıkıntılı iki galibiyetle başlamış. Kötü de ya. takım değil i̇şte aslında var. bence kadro olarak belki biraz dar. Evet. Rotasyonu dar olabilir ama niteliksiz oyuncular değil. Bugün Rodega bence çok önemli bir futbolcu. Genç oyuncunun attığı goldeki deparı ilk maçında. Şuka mıydı? Tuşa. Tuşa çok ilginç bir oyuncu yalnız evet. ha, söyleyeyim mi? İlk transfer? O depar ilk maç gencecik çocuk 18 yaşında. Evet. Katkı sağlayacağını düşünüyorum geleceği de parlak. Evet. Öyle umalım. Peki yine Sabah Gazetesi'nin bu sayfası 21'de tarih yazdı. 14 Haziran 2020'deki Rize deplasmanında kaval kemiği kırılan Fernando Muslera 220 gün sonra 7 ay sonra sahalara döndü. Uruguaylı Eldiven Süper Lig'de üst üste 10 sezon aynı takım formasıyla sahaya çıkan ilk yabancı oyuncu ünvanını aldı. Üst üste 10 sezon aynı formayla sahaya çıkan ilk yabancı futbolcu. Müthiş bir başarı bence. Evet. Bence Galatasaray içinde, Mustera içinde. Evet. Mustera iyi paralar oynadı. Şimdi onu kabul edelim. Şimdi evet. tabii ki bir e, final yani gelir olarak Atiba statüsünün çok üstünde paralar aldı. Ama e, aldığı bu çok yüksek meblağların hakkını vermeyi başarabilen nadir isimlerden birisi olarak da Türk futbol tarihine geçmiştir. 10 sezon 5 şampiyonluk yanılmıyorsam evet 10 sezon 5 şampiyonluk ve bu 5 şampiyonluğun ikisinde bence başrolde bak bence başrolde evet. tabii ki yönetimlerin başarısı var teknik adamların muazzam organizasyonu liderliği var sağ içinde çok önemli performanslar var ama her filmde 30-40 kişilik bir e, rol caps'in döndüğünde birileri başrolde oluyor değil mi? Yönetmen e, Scorsese tamam da hani başrolde de Robert De Niro var. İşte tamam Scorsese Scorsese işte Fatih Terim Fatih Terim tamam da başrolde Mustera vardı ikisinde bence. Robert Redford'un filmi vardı Sona Doğru. Gördünüz mü? Başrol olmadığı tek film. Sona Doğru. Evet. Orijinal ismi ne acaba? Okyanusta geçiyor. E, <laughs> Filmde tek başına oynadığı için başrol yok. Aa, ya, yani, yok ben o filmi izlemedim <laughs> ki şaşırdım bir bakalım sonra. Ya, muazzam bir film. Ben Deniro mu beğendim. Pacino mu? Bu kritik bir sorudur. Aa, Deniro. Bence de Deniro açık <laughs> ara. İlk defa yani bu kadar rahat birisiyle fikir oldum. <laughs> çok Pacinocu var ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Peki e, Sabah Gazetesi'nin 20. sayfası Kaptan Aşkı'na başlığını kullanmış. Ee, İrfan Can bu pozu beğendi. Orada bir kutucuk. Arda Turan, Teknik Direktör Fatih Terim ve yardımcılarıyla bu pozu Instagram hesabında paylaşarak Koca Çınar'a yaslandık. Allah ayırmasın notunu düştü. Fotoğrafı beğenenler arasında Galatasaray'ın transferi için uğraştığı İrfan Can kahveci de vardı. Ya İrfan Can'la Galatasaray zaten birbirlerine mektup yazmayı bıraktılar artık. Pencereden pencereye konuşuyorlar yani. Mektup olayı geçti. Tabii canım. O zaman Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinde... Önemli bir fotoğraf e, var. E, şimdi o fotoğrafın sayfasında arkadaşlarıma hemen söyleyeceğim. 21. sayfa. Hürriyet adım adım izlediği başkanların e, toplantısı. Çok Teci önemli gazetecilik işi. Tebrik evet. ediyorum Ali Nacık Küçüğü. E, hakikaten çok önemli iş. Fotoğrafları çeken Adem Karayel, Kabayel kardeşimizi de tebrik ediyorum. Ellerine sağlık. Hakikaten işte bakar mısın? Kare kare değil mi? Fotoğraf evet. gibi. Göksel Bey karşılıyor. Sayın Mustafa Cengiz, Sayın Abdurrahim Albayrak değil mi? Fotoğraflarda evet. e, İrfan Can Zirvesi. Fatih Terim'in yönetimin gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz sözlerinden 11 gün sonra Sarı Kırmızılılar alternatifli ödeme planıyla Başakşehir'e teklifi sundu. Ocak'ta 4,5 milyon euro ve sonraki satıştan ciddi bir pay önerilirken Galatasaray'ın transferi bitirmeye yakın olduğu ifade edildi. E, olumsuz bir şey olmadığı konuşuluyor. Daha doğrusu Şimdi bu tip transferlerde genelde kapı satan kulübün yönetimi tarafından kapanıyor. Yani ne deniyor? İrfancanı satmayı düşünmüyoruz. İrfancanı satmak planlarımız dahilinde değil. Oyuncumuzun hayalleri çerçevesinde Avrupa'ya gitmesine müsaade edebiliriz falan gibi açıklamalarla yollar tıkanır. Ama şu anda e, diyalog kapısı sonuna kadar açık. E, fotoğraflanarak belgelenmiş görüşmeler, devam eden bir süreç var. İrfancan'ın e, Instagram'dan beğendiği fotoğraflar, arkadaşlarının gol sevinçlerinde ona yaptığı göndermelerle falan bu transferin tamam belki bitmek üzere olmasa da bitmeye yakın olduğu kanaatimiz gelişiyor. Mesela ben şu fotoğrafları da baktıktan sonra e, kendi yaptığım birkaç telefon görüşmesinin ardından bu transferin Bugün Perşembe, 24 saat içinde bitebileceğini zannediyorum. Galatasaray lehine bitebilecek derken, Galatasaray lehine sonuçlanabileceğini zannediyorum. Peki öyle söyleyeyim yani 24 saat içinde İrfancan Galatasaray ailesine katılabilir gibi geliyor bana. Hani çok kesin de bir ifade kullanmayayım ama olumlu yani şöyle bir olumsuzluk var. Hani Galatasaray tam olarak hani finansal olarak aslında e, konuyu çözmüş değil ama hani öyle transferler yapılıyor ki şu an Türkiye'de. Galatasaray ya biz de yaparız ne olacak moduna geçti galiba. E, biraz da mecbur kaldılar gibi duruyor. Yani Fatih Hoca'nın Teknik o açıklamaları o olmasa... zaten mecburlar ama bak. Bak mesela Falka transferini tartışırsın ama İrfancan transferini mevki açısından tartışamazsın. İrfancan belki insanların pek çoğunu 10 üzerinden 10 <laughs> 10 üzerinden 9.5, 10 üzerinden 9 olarak görüyor olabilir. İrfan Can çok potansiyelli bir oyuncu. Avrupa'da önemli liglerde, önemli takımlarda oynayacak kaliteye de sahip ama 10 üzerinden 9 falan şu an için daha söylenecek noktada değil. değil. İstikrarlı değil çünkü. Aynı maç içinde bile iniş çıkış yaşayabilen evet. bir oyuncu. Yani elbette ki bir 7. Zaman zaman 8'ler, 8.5'lar, 9'lar veriyor. Ama zaman zaman 5'e de düşüyor. Yani bu sebeple ee, ya yani İrfan Can özelinde değil ama mevki özelinde Galatasaray çok hayati bir transfer yapıyor bence. Mevki Ve önemli bir oyuncu. Değil, şüphesiz. Peki Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe Başkanı'nın sözlerine tepki. Evin oğlu demek ayrımcılıktır. Aslını, Türklüğünü reddedip gelene yine Hürriyet Gazetesi 21. sayfadayız. Aslını, Türklüğünü reddeden, reddedip gelene evin oğlu dememek gerekir. TFF bu ayrımcılığa ne diyecek? Yoksa mus uzatma sağlığa faydalı mı diyecek? Yani e, dikkatini çekti mi? Son zamanlarda hiç Beşiktaş Başkanı Ahmet Nuh görüyor musun? Görüyorum da antrenman izlerken falan. <laughs> Demeç verirken görüyor musun? Görmedim. Ama Ali Koç, e, Fenerbahçe Başkanı, Mustafa Cengiz Galatasaray Başkanı her daim kendi aralarındaki polemiklerle çoğu zaman gündemdeler. Ve yani sanki ortamın gerilmesine dair de ben hani insan olarak onların böyle bir şeyi bilinçli bir şekilde yapacağına inanmıyorum. Sürekli konuşuyorlar. Nedense Ahmet Nur Çebi pek konuşmuyor. Evet. Çünkü işler iyi gidiyor. Evet. E ama bakıyorum e zaten ligin zirvesinde üç büyükler var. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Biraz bir sakinleşilse mi ya? Artık hani herkes başka cepheye taş atmasa da kendi içindeki problemlerle ilgilense. Bak burada Galatasaray'ın çok önemli bir transferinin foto romanını görüyoruz aynı sayfada. Galatasaray taraftarı bence bunlarla daha çok ilgilenmeye başladı. Çünkü hani takımın orta sahası boş. Yani Fenerbahçe taraftarı da bence Galatasaray'a e, atılan laflardan daha çok tarihinin en uzun süre devam eden şampiyonsuz şampiyon olamama serisinin bitmesine odaklı. Yani herkes biraz kendi içine odaklansa, Sahaya odaklansa daha mı iyi olacak acaba? Yani sözüm işte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e aynı anda. Bayağı ciddi sorunlarla boğuşuyorsunuz ve zirvedesiniz şu anda. İşler çok kötü gitmiyor. E, i̇şler kötü giderken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nucebi de belki böyle şeyler yapacak. Bilemiyoruz yani Türk kulüpçülüğü, Türk futbol kültürü buna son derece müsait. Yani yaptı da zaten geçmişte belki böyle şeyler çok eleştirilen. Ama şu anda bak yok. E, e bakıyorsun bir Beşiktaş 38, Fenerbahçe 38, Galatasaray 36. Ama Mustafa Cengiz de, Ali Koç e, hani sürekli bir şey e, sanki böyle bir polemik halindeler. Bitmesini de pek istemiyorlar gibi sanki bu polemin. Yani, e, Sayın Fenerbahçe Başkanı'nın son maç sonu açıklamasında... İşte Kulüpler Birliği toplantısında Mustafa Cengiz'le karşılaştınız mı, konuştunuz mu diye soru sordular. Tabii konuştuk. Kendinize saygı lar, duyuyorum. Canım, kişisel olarak bir evet. sorunları yok zaten. K kişisel olarak iyiler. Hı hı. E o zaman neden biz geriliyoruz? Çünkü o gerginlikten beslenen, hatta nemalanan bir kültür var. O kültürü e, bugün, doyurmak için. Bugün belki bizler de bu görevlerde olsak, bu kulüpler adına konuşuyor olsak... ...öyle bir baskı yiyeceğiz ki sen de salla bak onlar bize bilmem ne dedi... Böyle yani bundan beslenen, her anlamda beslenen odaklar var. Bir yerden sonra mecbur kalıyorsunuz. Ya aslında ben şunu gözümle gördüm. E, kulüp ismi önemli değil, kim olduğu önemli değil. Yani aslında hiç öyle bir insan değil. O maçla ilgili de hiç öyle düşünmüyor. Ama camiası o hakeme sallamasını beklediği için çıkıp hakeme salladı. E ne yapayım öyle istiyorlar dedi. Ben de onların sözcüsüyüm dedi. Şimdi baktığında ortada... Belki yalan demeyelim de ortada saçma bir durum var. Ama adamcağız da haklıydı ya. E diyor ki yani ben bunu yapmazsam onları temsil etmiş etmemiş olurum. Onlar da benden bunu bekliyor. Ne yapayım diyor? Ben bunu yapayım diye beni seçtiler dedi bana. Ama bazı insanlara gerçekten yakışmıyor. Yani yaptıklarında diyorsun ki keşke yapmasaydı ve olmuyor bazen. Bazen olmuyor. de çok zorlama oluyor. Zorlama yani oluyor.